Şimdi en son bir açıklama geldi Moskova temsilcisinden, PYD'nin Suriye devletiyle müzakereleri durdurduk açıklaması geldi ve şu gerekçeyle Şam çatışmalar öncesindeki merkezci yapıda ısrar ediyor. Bu yüzden şimdi durdurduk bakın, dedi. Bir siz şey nasıl yorumlarsınız? PYD PKK, durdurduk PYD diyor. PYD müzakere falan durduramaz. Suriye devletinin ayaklarına kapanır. Çizmelerini yalar. Ayaklarını yalar, ayaklarını öper. Aman beni koru. Ondan sonra Türk askeri geliyor. Gel ben senin askerin olayım. Ondan sonra Türk askerine karşı Suriye ile Türkiye'yi çatıştırmaya yönelik şeyler, kurnazlıklar yapmaya çalışır. Ama PYD, PKK kim oluyormuş da efendim Suriye ile müzakereleri durduruyormuş. Ya, o çocukça şeyler. Bugün PKK, PYD oradan nasıl kaçacağını planlıyor. Türk askeri geldiği zaman canını nasıl kurtaracağını planlıyor. Suriye devleti oralara geldiği zaman nasıl bu işin içinden çıkabileceğini planlıyor. Suriye'de gelecek, Türk askeri de gelecek. En sonunda orası Suriye'nin toprak bütünlüğü içindedir. Ve Suriye herhangi bir şekilde kendi topraklarında federe devlet veya özel bir devletçik falan kurulmasına izin vermeyeceğini zaten ilan etmiştir. Suriye vatanı bütünlüğü ilan edilmiştir. Hatta Sayın Beşar Esad bundan bir ay kadar önce biz Türk modelini uygulayacağız. Yani biz tek bir milletiz. Suriye Arap milletiyiz. İçimizde şu etnik grup, bu etnik grup vesaire bunlara özellik, onlara federe devlet bu tür bölünme planlarını kabul etmiyoruz. Biz Suriye Arap milletiyiz. İçinde tabii bunun Kürt de vardır, Türkmen de vardır şeklinde Atatürk'ün getirmiş olduğu tek millet kavramını ifade etti. Onun için PYD ve PKK için hiçbir umut yok. Hiçbir çözüm yok. Bir tek çözüm var. Teslim olmak ve Suriye Devleti'nin ve Türkiye Devleti'nin kanunlarına sığınmak, yargısına teslim olmak. Bunun dışında onlar için bir çözüm yok. Ha bir de şu olur. Kaçarlar Avrupa'ya giderler. Yani Avrupa, Lüksemburg'da galiba Türk yetkilileri Avrupalılara da bugün söylemişler. Demişler ki siz o kadar aşıksanız YPG'nize, YPD'nize alın toplayın onları götürün. Tabii konuşurken yüzüne bakarak o kısımları ifade etti. Çok iyi, çok iyi, çok güzel. Vatan Partisi'nin fikirleridir bunlar. Toplasın Amerika silahlarını, teçhizatlarını, aletlerini toplarken PKK da bir alet, YPG, PYD de alet. O aletlerini de toplasın götürsün. Benim kara gücüm demiyor muydu? Tabii. Evet. Kara gücü, orada kara gücünü bırakırsa Türk ordusunun karşısında herhalde bu yani sadakati de yakışmaz. Onları ateşe sürdü maalesef ondan sonra. O ateşe sürdüğü güçleri de toplasın götürsün. Veyahut da onlar Türk adaletine ve Suriye adaletine sığınacaklardır ve mutlaka yaralar sarılacak ve çözümler bulunacaktır.